Selam arkadaşlar. Her zamanki gibi benim yine temizlik perilerim geldi. Bugün böyle odam böyle pis geldi bana. Niye bilmiyorum. Aslında temiz ama yine de pis geldi. Ben pis olduğum zaman inanılmaz pis oluyorum. Etraf çok dağınık, her şey üst üste oluyor. Temiz olduğum zaman da sürekli temizlik yapıyorum. Ama temiz olduğum zaman daha iyi hissediyorum. Yani en azından iki modum var diyebiliriz. Ben yatağımı çok sık değiştiriyorum. Evimin eşyalarını da çok sık değiştiriyorum. Görüyorsunuz zaten sürekli farklı yerlerdeler. Çünkü sıkılıyorum onlardan. Sıkıldığım zaman da evde bulunmak istemiyorum. Zamanımın çoğunu evde geçirdiğim için de. Bu yüzden evde vakit geçirme alanımı daha güzelleştirmek istiyorum. Bir de şöyle bir detay var. Benim evimde kedim ve köpeğim var ve çok sık pislendiğini düşünüyorum. Kedi köpek bir arada bakmak gerçekten zor bir şey, onu fark ettim. Özellikle benim gibi böyle sürekli temizlik yapan birisi için zor bir şey. Aynı yatakta yatıyoruz genelde. O yüzden yatağımı sık sık yıkıyorum, temizliyorum nevresimi. Çünkü patilerinin temiz olduğunu asla düşünmüyorum. Chivas ve Black benim best friendlerim olabilir kesinlikle. Ama bana asla yardım etmiyorlar. Onlara şöyle bir güncelleme gelip bana yardım etmelerini aşırı isterdim. Bu arada hayatım gayet güzel gidiyor. Kendimi geliştirmeye yönelik bir hayat seçtim ve iyi ilerliyorum. Bir önceki versiyonumdan çok daha iyi durumdayım. Bir de temizlik yaparken kendi kafamda olan bazı boşlukları doldurduğumu düşünüyorum. İyi hissettiriyor bana. Terapistim de böyle diyor. Bunda bir sakınca yok. Sadece eşyaların yerini değiştirmem biraz onu rahatsız ediyor. Muhtemelen beni izliyordur zaten. Analiz yapmak için izlediğini biliyorum. Beni Instagram'dan tanıyanlar biliyordur. Ben çok erken saatlerde kalkıyorum. Bunun en büyük sebebi sabah güneşini görmek. Çünkü evim kuzey tarafında ve sadece sabah güneşini görüyor. Güneşin batışını da görmesini isterdim açıkçası. Çünkü seviyorum güneşin batışını da izlemeyi. Geçen de Instagram'da böyle bir video izledim. Böyle çok sık bir anda temizlik yapan insanların gerçekten zihinlerini susturmak istediklerine yönelik böyle bir psikolojik bir videoydu. Aslında bir düşündüm, gerçekten de doğru olabilir. Ben çok sık temizlik yapıyorum ve çok sinirli olduğum zaman kalkarım, her yeri silerim, temizlerim. Sonra bir rahatlama hissiyatı gerçekten geliyor. Şimdi yeni hayatımda bunu böyle spora yönelik yapmaya başladım ve gerçekten bedenimde değişiklikleri fark etmeye başladım. Yaklaşık birkaç aydır düzenli spor yapıyorum ve kendime böyle sinirlendiğim zaman, bazı şeylere öfkemi yansıtamadığım zaman öfkemi bu şekilde yansıtıyorum. Bu arada evimin en sevmediğim köşesi burası. Çünkü bu alan nedense benim hoşuma gitmiyor. Daha yaratıcı bir alan olabilir ama henüz bunun için bir fikir edinemedim. Siz de eğer bana bir fikir verirseniz benim için güzel olabilir. Belki bir böyle makyaj aynası gibi bir şey satın alabilirim. Çünkü komodini çok kullanmıyorum. Çok kullanabileceğim bir şey değil. Bütün eşyalarım Chivas yüzünden dolapların içerisinde saklı. Bu komodine bir şeyler yapmayı planlıyorum, aklımda var. Ama sizin de eğer fikriniz varsa bana aşağıda yorumlarda belirtin lütfen. Çok fazla konuşmaya hevesli olmuyorum genelde, biliyorum. Aslında çok konuşkan birisiyimdir. Ama böyle videolarda bazen ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya da videoyu çektiğim zaman çok enerjik olabiliyorum. Ama videoyu düzenleme aşamasında kendimi enerjik hissetmiyorum. Ve çok olumsuz şeyler söyleyebiliyorum. Öyle birçok videom var. Video çok olumlu ama inanılmaz karamsar seslerle çekmişim. Ve düzenlediğim programdan silip sadece orijinal kalmış videonun. O yüzden böyle korkunç şeyler duymayın diye müzik koyuyorum genelde alta. Müziklerimi de seçemiyorum. Çok karışık bir müzik şeyi var. Ve telif olayına çok zor. Gerçekten telif olayı bana çok zor geliyor. Bu arada Instagram'dan genelde soruyorlar. Ama buradan da eğer sorarsanız pijamalarım, şu anki yüzümdeki pijamalar. Bir tane muadil bir pijamacı üretmişti. Ve bana gönderdiler giyip. Yani denememi istemişlerdi videolarımda. Giydim birkaç defa, sadece kumaşı çok kalın olduğu için yazın kullanamadım. Yazın göndermişlerdi bunu. Kışın bence daha ideal kullanım için, yani evde kaloriferler açıkken falan çok ideal bir kullanım. Bu arada video fikirleri için bana yorum yapabilirseniz sevinirim. Özel mesaj da atabilirsiniz. Ben video fikirleri bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü kanalım artık böyle bir temizlik girl oldum kanalımda. Aslında daha farklı içerikler de çekebilirim. Kendimi bu konuda zorlayabileceğime inanıyorum. Yakın zamanda hayatımı adım adım değiştirmeye yönelik videolar çekeceğim.
tam istediğim versiyonuma ulaştığım zaman özellikle. Bunlar beni motive ediyor açıkçası. Kendimi iyi hissediyorum. Ve sizden geri dönüşler aldığımda da gerçekten diyorum okey, yani doğru bir yerde yani gidiyorum. Yanlış yaptığım zaman bana yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü bu ikili bir iletişime giriyor ve mutlu oluyorum. Kendimi geliştirmem için bu bana yardımcı oluyor. Kendime bir spor rutini oluşturdum. Böyle değişik bir spor rutini oldu. Böyle kalça, bacak, böyle karışık bir spor rutini oldu. Şimdi biraz kafam karıştı açıkçası. Bunu acaba bir düzen içerisinde mi yapmam gerekiyor? Yoksa böyle bir kendi vücut ihtiyaçlarıma göre mi yapmam gerekiyor? Bir fikrim yok. Aranızda bir PT varsa bana ulaşabilir. Bileğin bakışı beni bitirdi şu an. Bilek gerçekten çok garip bir kedi. Bileğin hikayesini anlatayım size. Bileği biz barınaktan sahiplendik. Bir ara bir barınağa gitmiştik ve orada bileği gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çok küçüktü gerçekten. Minicikti ve oradaki insanlar bunu çok yaşamayacağını söylediler. Ben de madem o çok yaşamayacak benim yanımda kalsın. Biraz daha rahat bir hayat, bir süre en azından onu rahat edebilirim diye düşündüm. Bilek şans eseri yaşadı ve çok güçlü bir hayvan oldu. Yakın zamanda bir ameliyat geçirdi. Büyük bir ameliyat geçirdi. Ama atlattı, artık çok iyi. Hem kızgınlığı da alındı. Artık kısırlaştırıldı ve daha iyi bir durumda şu an. Kendini daha iyi hissettiğini düşünüyorum. Çünkü evde koşturuyor şu an ben size konuşurken Şivas'la. Şivas geldikten sonra biraz daha az yalnız hissediyor sanırım. Eskiden çünkü yalnız hissettiğini düşünüyordum. Ama Şivas'la geldikten sonra biraz daha ev şen şakrat oldu gerçekten. İki tane çocuğum varmış gibi hissediyorum. Şivas'ın böyle sürekli beni takip etmesi bazen beni delirtiyor. Sürekli gözleri bende ve asla benden uzaklaşmıyor. Beni böyle diyorum ki yani yeter, biz tam bir temas bağımlısı, beni bitiriyor yani. Ama yine de dünyaya bir kere daha gelseydim onların benim hayvanım olmasını isterdim. Çünkü onları çok seviyorum gerçekten. Benim için eşsiz bir yerdeler. Yani herhangi biri için bunu asla söylemem ama benim için eşsiz bir yerdeler. Sanırım İstanbul'da değer verdiğim tek şeyler. O yüzden onları çok seviyorum. Hayatımın bazı aşamasında gerçekten böyle çok zorlandığım, kendimi çıkmaza soktuğum, çıkmazda hissettiğim, yalnız hissettiğim, kötü hissettiğim, yani kötü ne varsa hissettiğim bir an olmuştu. O anda bilmiyorum nasıl kalktım, onun üstesinden nasıl geldim, hiçbir fikrim yok. Şey gibi düşünün yani, bir gece çok içmişsiniz ve hangover olmuşsunuz. Gece çok sert geçmiş ama siz geceyi geçirmişsiniz, bir şekilde uyanmışsınız ama hatırlamıyorsunuz yani. Böyle bir akıl çarpması gibi bir şey olmuştu bana. Şimdi onları böyle aşmaya başladım. Hayatımda bazı şifreleri çözmeye başladım. Kafamdaki bazı kapıları böyle bir anda açılmaya başladı. Yaşla mı alakalı bilmiyorum ama böyle bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir şeyleri çözmeye başladım hayatımda. Takılı kalmamaya başladım. Çünkü ben çok takılı kalabilen birisiydim. Böyle bir yere, bir kişiye, bir alana ya da bir konuya takılı kalan birisiydim. Dışarıdan acayip şey görünüyorum böyle. Umursamaz. Yani ama öyle değilim yani. İçten öyle değilim. Dışarı öyleyim ama içeri kısmında öyle değilim. İnanılmaz bir umursuyorum. Böyle çok, benim için çok önemli her şey. Şimdi onları aşmaya başladım ve bu aslında birçok şeyde yalnız kalarak oldu ve mutluyum. Bu arada temizliğim bitti. Böyle niş bir temizlik yaptık. Odamı özellikle böyle dekore ediyorum. Çünkü Şivas ne kadar az eşya olursa Şivas o kadar azına zarar veriyor. Genelde benim odamda kalıyor çünkü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Bir zahmet. Görüyorum, sizi takip etmiyorsunuz beni.